gözaltına alınan, konserleri en çok yasaklanan, yani yasak ve sansürlerle büyüyen bir grup bu. Bakalım suçları ne? Siyasal içerikli müzik mi yapmak, yoksa örgüt üyesi mi olmak? Böyle gitmez, bu kez de açılamayan bir konuyu cesur ve dobra bir yaklaşımla karşınıza getiriyor. Olarak protest müziği seçen grup yorumun seslendiği belirli bir kitle var. Ama militan tavrıyla resmi makamlarla inadına bir çekişme içinde. Hep kuşkuyla bakılan bu topluluk şimdi BBC'nin hazırlayacağı Dünya Müziği belgeselinde ülkemizi temsil edecek. Bu belgesel Şilili ünlü şarkıcı Victor Jara gibi seçkin adların yer alacağı bir yapım. İster istemez kafamızda bir soru işareti uyanıyor. Ülkemizde susturulmak istenen bir müzik topluluğu nasıl bu duruma geldi? Sorunun yanıtını Kadir İnanır, grup yorumun çalışmalarını yerinde izleyerek aradı. BBC'nin hazırladığı bir belgesel var. Topluluk olarak sizi seçtiler. Sizce niye siz? Özellikle dünyada, Latin Amerika'da öne çıkan müzik grupları vardı bugüne kadar. Latin Amerika'da Inti Limani, Kulupayn gibi müzik grupları vardı. Belli bir mücadele içerisinden doğan, mücadelenin sesi müzik grupları. Türkiye'de özellikle 12 Eylül sonrası gelişen bir mücadele var. Bu mücadelenin içerisinden çıktı grup yorum. Belki de bu kendilerine ilginç gelmiş olabilir. 10 yıllık bir geçmişi olan grup yorumun şimdiye kadar çıkardığı 10 albüm ortalama 100-150 bin satmış. Konserlerinin gördüğü ilgi de siyasal tavrın ötesinde müzikleriyle tutulduğunu gösteriyor. Ama yasa dışı örgüt bağlantısı gerekçesiyle başı dertten kurtulmayan topluluğun hakkında açılan davaların sayısı 20'ye yaklaşıyor. Militan eylemlerin olduğu yerlerde grup yorum adının ortaya çıkması artık alışılmış bir şey. Bir de grup yorum olduğumuzu biliyorlar. Grup yorumda çok tanık oldu bunlara yani. Daha 2 gün oldu zaten gözaltından çıkalı. Aslında grup yorum sırf müziğiyle daha geniş bir kesimin ilgisini çekiyor. Bu nedenle grup yoruma yönelik yasakçı tutum eleştiriliyor. Bizim parti gecelerinde gelirlerdi. O zaman da sorunları oldu. Bunun bütün bu sorunları yaşamasının nedeni Türkiye'de demokrasinin henüz eksiksiz hale gelememesidir. Hiçbir müzik topluluğunun, sanat topluluğunun baskı altında olmasını kabul etmem. Ve mutlaka sanatın, sanatçının en uç düzeyde özgür olması lazım. Peki neden uğraşıyorlar sizle? Biz suç işlediğimizi düşünmüyoruz. Aslında suçtan da öte şöyle, bize yakıştırılan sıfatlar var. Örneğin terörist olduğumuz gibi. Buna benzer kavramlar var. Bunu yani sahnede saz çaldığımız için bize söylüyorlar. Saz çalan terörist mi oluyorsunuz? Saz çalan teröristler oluyoruz. İnsanları kandıran teröristler oluyoruz. Peki hiç bir siyasi örgütle bağlantınız var mı? Bizim siyasal bir anlayışımız var kuşkusuz. Ama bugün grup yorum olarak biz bütün emekçi halkın müziğini yapan bir müzik grubuyuz. Kadir İnanır, grup yorumla birlikte Ok Meydanı Piyalepaşa Mahallesi'nin yolunu tuttu. Büyük kentin yanı başında evleri ve insanlarıyla Anadolu'nun renklerini taşıyan bu mahallenin halkı müziğin coşkusuna hemen katıldı. Bir sokak konseri bile halkın duygularını dışa vurmadaki susamışlığını hemen ortaya koymaya yetti. Peki grup yorumun amacı ne? Halka müzikle ulaşmaya çalışırken ne yapmak istiyor? Bu konuda siyasal bir tavır güttükleri çok açık. Kazandığımız paralar bizim kolektif çalışmamıza aktarılıyor. Yani bizim bir kültür merkezimiz var. Gerçi şu anda kapalı. Kültür merkezinin sadece müzikle yetinmiyor. Birçok çalışması var. Tiyatrosundan sanat dergisine kadar. Kadir İnanır'ın ikinci durağı Aras Kargo'nun Ali Beyköy'deki iş yerinde grev yapan işçiler.
Buradaki sıcak, heyecanlı karşılama, ekmek kavgası içindeki insanların biraz da şaşkın ilgisini yansıtıyor. Bu heyecan grup yorumun müziğiyle önce bir hüzne ve ardından burukluğu yumuşatan bir havaya dönüşüyor. Grup yorumun siyasal tavrı, işçi eylemlerini desteklemekle sınırlı değil. Geçen ay Ortaköy Kültür Merkezi'nin kapatılması üzerine grup elemanları CHP İstanbul İl Merkezi'ni işgal etmişti. Bir siyasal protesto aracı olarak müziğe nasıl bakıyorsun? Biz de sanatımızı zaten baştan, kurulduğumuz günden beri emekçilerin yanında olduğunu söylüyoruz. Her şey yaşamın bir parçasıysa, sanat da bu yaşamın bir parçası ve sanat ve sanatçı çağına karşı bir sorumluluğu olan yanı vardır sanat ve sanatçının. Ve bizim müziğimiz de o toplumsal mücadelenin, hak alma mücadelesinin bir parçasıdır. Aslında grup yorumun geçmişine bakıldığında ilginç bir biçimde elemanlarının sürekli değiştiği görülüyor. Değişmeyen tek şey topluluğun müziğinde belirli bir siyasal görüşü işlemesi. Peki grup yorumun müzik dünyasında nasıl bir yeri var? Grup yorumu öteden beri izliyorum. Genç insanlardan oluşan bir müzik grubu, ilerici müzik yapıyorlar. Müzik insanları kaynaştıran evrensel bir dil. Sanatçılar kendilerine göre bu dille bazı mesajlar da verebilir. Kararı da zaten izleyicileri verir. Bu nedenle müziğin kendisiyle uğraşmak çağdaş bir Türkiye için anlamsız. Yola çıkarken şunu söyledik. Uzun soluklu bir yol bu dedik. Uzun soluklu bir yolda her şeyle karşılaşabileceğimizi biliyorduk. Karşılaşıyoruz da. Lazıyla, Çerkeziyle, Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle insanlarımızı seviyoruz. Vatanımızı seviyoruz. Evet, herkes bu ülkenin zengin kültür dokusuna bir şeyler katmalı. Yasaklar ve sınırlarla yaratıcılık köreltilmemeli. Müziği kadar olaylı konserleri ve davalarıyla tanınan bu grubun ardında başka bir şey mi var? Yasa dışı işlerle ya da şiddet eylemleriyle bir ilişkileri varsa yasalar gereken cezayı onlara vermeli. Ama doğrudan müziğe yönelik baskı ve engellemeyle bu ülkenin bir yerlere varması asla mümkün değildir.